İsviçre halkı 25 Eylül 2022'de tekrar 4 oylama için sandığa çağrılıyor. Bunlardan birincisi endüstriyel hayvancılıkla ilgili. Bir grup endüstriyel hayvancılıkta hayvan haklarına riayet edilmediğini, hayvanların acı çektiğini, bu hayvan şartlarının oluşturma, yetiştirme şartlarının çok ağır olduğunu, İsviçre'ye bunun yakışmadığını Dolayısıyla minimum olarak biyo standartına bunu İsviçre içinde yükseltilmesi gerektiğini gönül rahatlığıyla et ürünleri ve hayvan üren ürünleri tüketmemiz gerektiğini söylüyorlar. Devlet buna karşı çıkıyor. Devlet İsviçre'deki hayvan, endüstriyel hayvancılığın şartlarının uygun olduğunu, büyük sıkıntılarımızın olmadığını, yurt dışında bu şartların çok daha katı olduğunu, dolayısıyla böyle bir adımın fazla olduğunu ileri gittiğini savunuyorlar. Bununla birlikte bu grup der ki sadece ette de değil süt ve peynir ürünlerinde endüstriyel hayvancılıkta bu üretimlerde de hayvan şartlarına haklarına riayet edilmediği zaman bu ürünlerin İtalya'da yasaklansın diyor. Devlet buna karşın buna yönelik tüm kontroller çok zor olacak. Zaten fiyatlar da yukarı çıkar. Bu e, gelen paket düşünce olarak hayvan hakları olarak e, etik olarak uygun olabilir ama kontrolü uygulaması şartları ve vatandaşın çıkan e, vatandaşın cebinden çıkan paranın daha yukarı çıkacağını dolayısıyla, Dolayısıyla kabul edilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Hayır diyenler e, Devlet tarafında, Evet diyenler grubun tarafında oluyor. Yasaklansın, şartlar kolaylaştırılsın hayvanlar adına diyor. İkinci tasarıda AHAFAV reform denilen bir kanun teklifi devlet bunu iki ayaklı sundu. Birinci ayağında kadınların emeklilik hakkının, emeklilik yaşının 64'ten 65'e çıkması gerektiğini söylüyorlar. Bunun için e, anayasada bir değişiklik, değişiklik gerekiyor. İkinci teklifte KDV'nin %7.7'nin 8.1'e çıkması gerektiğini e, öngörüyor. Bu ikisi bir pakettir. E, İsviçre insanların, İsviçre'deki insanların giderek yaşlandığını, özellikle kadınların da erkeklere nazaran daha uzun yaşadığını, ve bu kadınlardaki emeklilik yaşının 64'e 65'e çıktığı zaman çok katı bir şey yapmadıklarını İsviçre'deki AHAV standartlarına, AHAV şartlarına uyduklarını yoksa 10 sene içinde büyük sıkıntı çekeceğimizi bu fonun kendi kendini geliştirmesi gerektiğini, bu fonun içindeki paraların yoksa eriyeceğini söylüyorlar. Bu grupta kadınlar üzerinden politika yapmayın kadınlar üzerindeki bu şartlar ağır olur. Zaten genel olarak emekli maaşları kadınların düşüktür ve KDV yükseltilmesi ile finanse etmek istiyorsunuz. Vatandaşı yinecek para yine vatandaşın cebinden alıyorsunuz diyorlar. Bunu kabul etmeyin diyorlar. Şimdi bu iki oylamanın birisi kabul edilmezse paket komple düşüyor. 64 65'e çıkması kadınlarda veya KDV'nin yükseltilmesi Devlet diyor ki 17 milyarlık bir para söz konusu. Bunu alamazsak Merkez Bankası'nın da bizi finanse etmesi kabul edilmedi parlamentoda. Dolayısıyla bu yasa geçsin. AFAV kendi kendini finanse etsin. Kolaylaşsın deniyor. Evet diyenler hükümet evet olarak savunuyor. Hayır diyenler de bunu kabul etmiyoruz. Bu şekilde oy verin diyorlar. Sonuncu yasa. Bu tahvillerle ilgili bir şey. İsviçre'de günümüzde tahvillerden doğan, gelirlerinden doğan faizlerin %35'ini devlete teslim ediyorsunuz vergi olarak. Bu sadece İsviçre'ye yönelik bir kural, bir uygulama. Yurt dışında, başka yerlerde bu vergi yok. Bu gelen faizlere vergi uygulanmıyor. Şimdi e, hükümet de diyor ki bu İsviçre'ye e, özel bir uygulama. Bunu biz kaldıralım. Yurt dışından gelen insanlar İsviçre'ye yatırım yapsın. İsviçre içinde de bu tahvil e, satışları, e, gelirleri işte ticareti e, çoğalsın. Dolayısıyla vergimiz de e, bir şekilde o tahvil fonları ile birlikte çoğaldıkça başka yollarla elde etmiş olacağız. Bunu kompanse etmiş olacağız diyorlar. Buna karşı çıkan grupta diyor ki zaten bunu e, yapan şirketler büyük şirketler olacak. Yani fayda e, sağlayacak şirketler, büyük şirketler olacak. Siz bunu e, işte 200-300 milyonluk bir fonun başka yerlerden kompanse edileceğini söylüyorsunuz ama aslen buna 700-800 milyonluk bir vergi kaybı olacak. Bu e, vergi kaybı da yine vatandaşın başka yollarda e, cebinden çıkacak. Biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Devlet kabul edilsin edilsin diyor. Evet diyor. Buna karşı çıkan grup bir referandum'a giden grup da hayır olduğu gibi kalsın. Bu şirketler vergilerini ödesin. Hayır densin diyor. Videonun altında bu oylamaların Almanca'sı da mevcut. Daha öncesinde de bu konuda nasıl oy verilecek, zarflar nasıl doldurulacak, imzalar nasıl atılacak diye bir video yayınlamıştık.